Kıymetli Arka Pencere izleyicileri, Ender Güncü ile birlikte hazırladığımız 5. Arka Pencere programına hoş geldiniz. Evet Ender Bey, bu haftaki konu başlıklarımızda Erzurum'da tabii çok gündem olan bir konu var. Özel hastaneler meselesi var. Efendim, Erkon'un seçimleri var. Malum siyaset var. Evet yaklaşıyor. Siyaset, yani, seçim. Ateşten seçim, çember gibi ama sadece. Seçim yaklaştı. Bir de tabii bizim ilçelerimiz var. Hiç konuşmadığımız, kimsenin değinmedi. Yani Erzurum ilçelerinde neler olup bittiğine dair. Efendim gündemimiz bu. Bu haftaki konularımız bunlar, konu başlıklarımız bunlar. Öncelikle tabii özel hastane meselesi var. Yani bu bir ihtiyaç mı? Erzurum'da çok konuşuluyor, çok gündemde tutulan bir mesele. Evet, aslında Yücel Bey şöyle demek gerekli. Geçmiş dönem İl Sağlık Müdürümüz, şimdiki Yavukçı Belediye Başkanı Sayın Mahmut Uçar Beyefendi İl Sağlık Müdürü gel şunu sormuştuk ya, özel hastane bu şehirde neden yok? Bizim kamu hastanelerimiz yeterli demişti Mahmut Bey. Yani kamu hastanelerimiz bölgedeki 13 ile hizmet verecek kapasitede yeterli demişti. Ama tabii ki biliyorsunuz özel hastanelerdeki vatandaşın özel hastanelerden beklentisi şu. Diyor ki mesela mesaide çalışan devlet memuru vatandaşlarımız var. Diyor ki işte ben randevu alayım saat işte öğlen 3'te amirimden, memurumdan, müdürümden izin alıp gidip muayene olup gelebilme şansım olsun diyor. Ama Erzurum'da geldiğimiz noktada özel hastane biliyorsunuz bir tane özel hastanemiz var. Buhara Hastanesi. Bu artık o kadar yoğunlaştı ki randevu aldığınız saatte de muayene olamıyorsunuz. Asıl özel hastaneye ihtiyaç burada doğuyor. Ama sıkıntıya gelelim, Asıl sıkıntı şurada. Bugün Tokat'ın Niksan ilçesinde 17 bin nüfuslu bir ilçede özel hastane var. 2 tane. Erzurum'da 1 tane var ve yeterli değil. Ha şimdi bu ara hastanesi herhalde ikinci bir hastane yapımına başladı. Tamamlanmak üzere herhalde gördüğümüz kadarıyla değil mi? Geçtiğimiz gün önünden geçerken tamamlanmak üzere. Asıl sıkıntı şu Yücel Bey. Erzurum'a 2 tane, 3 tane, 4 tane daha özel hastane açılsın. Hatta bir rivayete göre Eski Azci Araştırma Hastanesi yani Yenişehir'in girişindeki bölüme bir özel hastane açılacağı söyleniyor. Şimdi ben buna şunu söylemek istiyorum. Özel hastane açmak önemli değil. Erzurum'un dört bir köşesinde özel hastane açalım. İşte İYİ Hospital gelsin, Acıbadem gelsin, Medikal'ına gelsin, bir sürü hastane gelsin. Erzurum'a öbek öbek açılsın. Ama ben şunu istiyorum. Ya da tüm vatandaşlar adına konuşuyorum. Erzurum vatandaşları adına. Eğer gelip Azizi Araştırma Hastanesi'nde, şehir hastanesinde çalışan bizim profesörlerimizi, hekimlerimizi, uzmanlarımızı götürüp bu hastanelerde çalıştıracaksanız gerek yok. Geldiğiniz yerden işte İstanbul merkezli, Ankara merkezli, İzmir merkezli ya da Kayseri merkezli bir hastane Erzurum'a gelecekse, bir marka Erzurum'a gelecekse Ankara'dan, İstanbul'dan alanında uzmanlaşmış doktorları getirecek mi? Önemli olan nokta bu. Yani Erzurum'a hastane açılacak. Erzurum'a hastane açılacak. Azizi Araştırma Hastanesi'ndeki uzman doktoru alıp oraya götürecek. Azizi Araştırma Hastanesi'ndeki profesör ya da şehir hastanesi profesör alıp götürüp burada istihdam edecekse gerek yok. Bunlar zaten bizim şehrimizde varlar. Şimdi özel okullar da öyle biliyorsunuz Cem Bey. Şehrimizde özel okullar açılıyor. İşte TED, FİNAL, vakıf okulları, açık kolej bir sürü isim var. Şimdi İnönü İlkokulu'ndaki bir öğretmeni alıp götürüp burada istihdam edeceksen, Kurtuluş İlkokulu'ndaki bir öğretmeni alıp götürüp orada istihdam edeceksen, Tatbikat İlkokulu'ndaki öğretmeni orada alıp istihdam edeceksen ya da kendi özel okullarımız arasındaki öğretmenleri birbiriniz arasında transfer yapıp oradan kaçırıp öbür okula taşıyacaksanız gerek yok. Yani TED bugün Türkiye'nin markalaşmış bir okulu. TED Erzurum'a açıldı. Ben alanını gördüm. Gerçekten çok güzel bir alan. Ama öğretmenler FİNAL okullarından bir öğretmen, İnönü İlkokulu'ndan bir öğretmen, vakıf okulundan bir öğretmen. Ya bu öğretmenler zaten burada vardı. TED Erzurum'u hangi öğretmeni getirdi? TED Erzurum'un eğitim ve öğretimine katkı sağlamak için, Erzurum'un milli eğitimde başarılı olabilmesi için Erzurum'a bir öğretmen getirebildi mi? Ben buna bakarım. Evet, Tevbe Bey. Tabii şehrimizde bir özel hastane vardı, kapatıldı. Yani gayet de kaliteli bir hastaneydi. Yani, hastane olarak kaliteli bir hastaneydi. Kadro problemi var. Yani bir kadro problemi var. Tabii Erzurum'da araştırma hastanesinin doktorunu alıp bu arada çalıştırmanın veya yeni bir özel hastane açıp aynı doktorları başka bir hastaneye götürmenin çok da bir anlamı yok. Yani bir yığılma var zaten özel hastanede. Yani yetersiz olan şey hastane değil. Yani bizim araştırma hastanemiz, bölge eğitim, şehir hastanesi, yani yatakı vesaire. Onun şehirde bir hizmet değil. Oradaki yetersiz olan şey kadro.
Şimdi yeni bir özel hastane açmanın ranta yönelik bir faaliyetten başka bir faydası da yok şehirde. Yani birilerine para kazandırmak. Şimdi buradaki problem binanın olmaması, teçhizatın olmaması, yatak sayısının az olmasından kaynaklı değil ki yeni bir özel hastane ihtiyacı olsun. Kadro eksikliği. Ya da özel okullar. Yani özel okul da aynı. Bakın sizin bahsettiğinizin bir başka yönü de var. Şimdi siz diyorsunuz ki işte falan yerden efendim, öğretmen alıp götürüyorlar. Ondan daha başka bir yönü de şu var. Yani edebiyat fakültesinde yani öğretmenlik eğitimi almamış, eğitim fakültesi mezunu olmayan, atanamamış. Evet, KPSS'de başarılı. KPSS'de başarılı olamamış. Birilerini alıp götürüp bunları efendim oralarda. Yani şunu diyorsunuz ama devlet yeterlilik vermedi öğretmeni. Yani yok yani böyle bir şeyi yok. Bir kadro problemi var burada. Bina problemi yok yani. Yeni bir bina açıp birilerine rant sağlamak için bir faaliyet göstermen de çok anlamıyor. Yani ben işte burada bina yapacağım, yeni bir hastane yapacağım veya okul yapacağım. Kardeşim böyle bir kadro yok ki. Bina ihtiyacı yok zaten. Ama dışarıdan geçseler, dışarıdan geçseler. İşte yani yok böyle. İşte Acı Badem Erzurum'a hastane yapacak. Biz İstanbul'dan 10 tane doktor getirdik. Şimdi bu ticari faaliyetin mantığına aykırı. Yani ticari faaliyet burada hastane şöyle bizim bildiğimiz manada işte efendim araştırma yapan, efendim gelişmeye yönelik yani bizde malum ünvanların alınış şekli bile tezlerin çalıntı yazılarla alınır. Yani Türkiye'de böyle bir problem var. Yani bir kadro hareketi yok. Yani ben bir hastane açtım. Şimdi Ankara'da bir doktor var. Konusunda çok iyi. Veya işte Akdeniz Üniversitesi malum biliyorsun. Onu Erzurum'a getirecek misiniz? Dünyanın en iyisi. Yani bu organ efendim, naklinde dünyadaki en iyi bölüm. Şimdi bu doktora ne teklif edeceksiniz ki Erzurum'da gelsin çalışsın? Yani burada ticaretin mantığını atarız. Erzurum'dakiler şöyle düşünüyorum ben. İşte araştırma hastane... Maraşal'dan bir doktoru çağırdınız. İşte bir doktoru çağırdınız yarı fiyatına. Yani şöyle değil, yani burada bir hastane kuralım, işte dünya çapında bir efendim, faaliyet olsun. Mesela Akdeniz Üniversitesi gibi herkesin bildiği, yani organ naklinde dünyada bilinen bir hastanede böyle bir şey yok. Ticaret şunu gerektiriyor, en ucuza, en yüksek kârı elde etmek. Bunun da yolu nedir? İşte efendim, mevcuttaki doktorun boş vakitlerini hoş etmek. Yani boş olmasın, evet. Hoş olsun adam. Bu. Böyle okullar da böyle tabii... İhtiyaç var. Yani ihtiyaç kadro, kadro ihtiyacı. Bina ihtiyacı değil. Yani birilerini zengin etmek için bir binaya özel tüzel yazmanın çok da anlamı yok. Evet, diğer konumuza geçelim. Diğer bir konumuz tabii efendim Erzurum Federasyonları var. Konfederasyonun seçimi var. Bir tane konfederasyon var zaten. Bir tane de kurulacak zannedersem. Evet, bir girişim var ama gereksiz bir girişim olduğunu düşünüyorum. Yani Yücel Bey biliyorsunuz 2018'li yıllarda 2017 yılında Ali Murat Alatepe önderliğinde 5 tane köy federasyonu bir araya gelerek bir Erkon kurdu. Biz çok sevindik. Dedik ki Erzurumlar artık tek bir çatı altında olacaklar. Ne güzel oldu bu iş. Ardından da Esenyurt'a Ali Murat Alatepe başkanımız, belediye başkanı olunca oh dedik elimiz daha da güçlendi. Biliyorsun İstanbul en kalabalık semti Esenyurt dedi. Oh elimiz ne kadar güçlendi. Sonra da şöyle bir tez ürettik kendimize. Yani benim de bir tezimdi. Dedik herhalde Esenyurt Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday adaylık sürecinde Erzurumların ağır olduğu bir konfederasyon başkanının hem de belediye başkanı olduğu için Erkon Başkanımız Ali Murat Alatepe Beyefendi seçimlerde tekrar ben aday olayım diye geldi ama tabii Erkon bir şeye yaramadı. Ardından da Ali Murat Alatepe Başkanım tekrar aday olamayınca Mustafa Macit Beyefendi'ye bıraktı. Peki Mustafa Macit Bey ne yaptı? Mustafa Macit Bey 4 yıl içerisinde şehir adına yapmış olduğu akçeli projeler üzerine adını Türkiye'ye duyurdu. Duyurdu da yapmış olduğu projelere bakıyoruz. Ya Erzurum Günleri etkinliği, 2 etkinlik, 3 etkinlik yapmış. Bir tanesi gerçekten mükemmel ama gerçekten alkışa dayalı. Hakikaten. İkincisine yerel belediyelerimiz dahi katılmamış. Bakın yerel belediyelerimiz, valiliğimiz dahi katılmamış. Üçüncüsü de zaten evlere şenlik biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğini yaptılar. O fotoğraflarla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun reklam panolarıyla dolu bir Erzurum etkinliği yaptılar. Peki akabinde ne oldu? Dediler ki artık Mustafa Macit bu işi yapamıyor. Ne yapalım? Getirelim dediler ki biz eski başkan Ali Murat Alatepe'yi yeniden başkanlığa getirdim. Tamam iyi yaptınız, çok güzel yaptınız. Ali Murat hatta ben bir programda şunu söylemiştim Yücel Bey. Dedim ki Mustafa Macit'i başınıza Ali Murat Alatepe bela etti. Gelsin o kurtarsın. Artık kurtarmaya mı geliyor, neye geliyor bilmiyorum. Ama burada bir aday daha çıktı biliyorsunuz.
Evet. Samih Gül, Erzurumlu, Horasanlı olduğunu öğrendik kendisinin. Samih Gül isminde bir Erzurumlu hemşeriniz daha. Bir dakika, siz ne yapıyorsunuz? Hiçbir başarınız yok. Kurulduğu günden beri hiçbir etkinliğiniz yok, aktifliğiniz yok. Erzurum ismini bir yerlere taşıdığınız yok dedi. Ben Erzurumluyum, aday olacağım. Bu sefer sosyal medyada bir paylaşım gördüm. Siz de bilmiyorum okudunuz mu Yücel Bey? Diyor ki paylaşım. Erko'nun kuruluş tüzüğü gereğince başkanlığa namzet olacak kişilerin konfederasyonda başkanlık yapması gerekiyormuş. Ya bu siz kaç yıldır ki kuruladı? Yani 50 yıllık bir konfederasyon, 50 tane başkan gelmiş geçti bugüne kadar. Bu 50 taneden bir tanesi sadece aday olabilir, bir başkası olamaz. Yani ya da tüzüğü hafif biraz daha okuyamadıysak değiştirelim, diyor ki bir konfederasyonda başkanlık yapması gerekir. Ya zaten bir tane konfederasyon var. Yani ikincisi zaten. Nereden başkası olamaz yazacak yerde. Yani burada Ali Murat Alatepe başkan ve Mustafa Maç başkan şunu yazacaklar. Başka kimse adam burada olur. Benden başka, bizden başka kimse başkan olamaz. Ya bence tüzüğü değiştirilmeli. Tüzüğe şunu yazın. Kimliğinde Erzurum'u yazan herkes buraya aday olabilir. Doğrusu mu değil mi? Doğrusu. Yani hizmet etmek isteyen, delegenin de güvenini alan, Erzurumların da gerçekten bu kişi bu işi yapar dediği bir kişiye bırakın gelsin, herkes aday olsun. Ya şimdi İstanbul'da Ahmet Ağırman ismi İstanbul Dernekler Federasyonu'nda yıllarca başkanlık yapmış. Bırakın gelsin aday olsun. Olamazsın. Niye? Sen daha önce başkanlık yapmamışsın. Ya arkadaşım, kimliğinde Erzurum yazıyorsa bu konfederasyonda Erzurumsu olabilir. Peki nasıl olacak bu iş? Şimdi tüzüğe bakıyorum. Tüzüğün başına sonuna bakıyorum. Yani tüzük de Erzurum'u temsil eden hiçbir şey yok. Federasyonlardan oluşan bir konfederasyonumuz var. İstanbul'daki İstanbul Erzurum Dernekleri Federasyonu'na ait değil. Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu bağlı değil. Kocaeli Erzurum Dernekleri Federasyonu bağlı değil. Ankara Erzurum Dernekleri Federasyonu bağlı değil. Kim bağlı biliyor musunuz? Aşkale Saptıran Köy Dernekleri Federasyonu bağlı. Evet. Şenkaya Dernekleri Federasyonu bağlı. Dört tane köy dernek federasyonuyla konfederasyon olmuşlar. Evet. Şimdi burada bir çıkış yapıyorlar. Az önce sizin de belirttiğiniz gibi diyorlar ki kardeşim, bu konfederasyon biz Erzurumları temsil edemiyor. Biz gerekli girişimleri yapalım. Kocaeli, Ankara, İzmir, Bursa bir araya gelelim. Hatta İstanbul'da İstanbul Erzurum Dernekleri Federasyonu var. Bunu da bir araya alarak genel merkezi Ankara'da olmak şartıyla bir konfederasyon yapalım. Şimdi Ankara, evet, başkentimiz olmalı mı? Ankara nereye yakın? Şimdi İstanbul Ankara'dan daha yakın İzmir'e. İstanbul Kocaeli'ye daha yakın. İstanbul Bursa'ya daha yakın. Ama metropol şehirlerde bulunan Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir gibi şehirlerde bulunan federasyonlar eğer ki burada yoksa yok. Peki adaylara bakalım. Ali Murat Alatepe Başkanı, Mustafa Macit ve Samih Gül başkan adaylarımız. Bunlar acaba bu federasyon başkanları bir çift bana geçtiler mi? Yani Kocaeli Dernekler Federasyonu Başkanı'yla bir Bursa Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı'yla Ankara Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı'yla bir irtibata geçip ya gelin Erzurum ismini tek çatı altında toplayalım. Bu konfederasyonumuz gerçekten Erzurum'a faydalı olsun. Yani sizin geçen hafta belirtmiş olduğunuz çok güzel bir ifade vardı. Dernekler, vakıflar ve federasyonlar zaten hizipleşme sonucu ortaya çıkmışlar. Evet, bir ihtiyaçtan doğmamış. Yani ihtiyaçtan doğmamış bir şey. Ama bizim bir konfederasyon ihtiyacımız var mı? Gerçekten var. Ama bu konfederasyon Erkon gibi değil. Yani ille de bir konfederasyona başkanlık yapmış olacaksın. Zaten bir tane konfederasyon var. O ben yapmışım, ben olacağım. Böyle değil. Peki bu üç adaya da soruyorum. Samih Gül Beyefendi'ye de soruyorum. Ali Murat Alatepe'ye de, Mustafa Maçlı'ya de. Yönetim kurulumuzda kimler olacak ya? Bir bu isimleri açıklayın. Projelerimiz neler? Seçim var. 18'de seçim. 18'de seçim var. Hiçbir tanesinin bir açıklaması yok. Yani bizim yönetim kurulumuzda Erzurum'un şu 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 isimler olacak diye bir açıklama yok. Peki danışma kurulumuzda kimler olacak? Şu 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 isimler. 3 adayda da yok. Peki Erzurum'dan birileri olacak mı? Tamam. Siz İzmir'i kabul etmiyorsunuz. Ankara'yı kabul etmiyorsunuz. Kocaeli'yi kabul etmiyorsunuz. Bursa'yı kabul etmiyorsunuz. Üç tane köy federasyonu bir araya gelmiştir. Bir konfederasyon kurmuşsunuz. Peki Erzurum'dan birileri olacak mı? Yani Erzurum'a gelip Erzurum'un mülk amiri Sayın Valimiz Okay Memiş Beyefendi ya da Erzurum'un Şehrin Emini Mehmet Sekmen Beyefendi'ye ya biz İstanbul'da bir oluşum var, bu oluşumu yenilemek istiyoruz. Bugüne kadar beceriksiz, başarısız bir yönetimle geldik.
Sizin bir öneriniz var mı diye sordunuz mu? Yok, kendiniz çalıp kendiniz orada oynuyorsunuz. Yani adının ne olduğu belli değil. Şimdi siyasi noktaya döndüğümüzde konfederasyon, hani dedik ya İstanbul'da ya da konfederasyon bir şeye yarasın. İstanbul'da 39 tane belediye var, bir tane belediyemiz yok Erzurum'da. 99 milletvekili var, bir tane milletvekili yok. Şimdi orada bir de mevcut yönetimde olan, yani Mustafa Macit'in yönetiminde olan, ben de çok sevdim, çok değer verdim, bu ağabeyim var, Osman Nuri Toraman. İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı. Osman Nuri Toraman, sosyal medyasına bir bakıyoruz, ya bir Erzurumlu'ya ağza alınmayacak küfürler ediyor, ya da CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla kol kola fotoğraf çekiliyor, ya da İl Gezdi denilen bir hanımefendi var, onunla fotoğraf çekilip veriyor. Yani Erzurum ismini burada siyasetin aleti olarak da kullanamazsınız. Evet. Şimdi ben tabii bunlar böyle şeyden olmadı Ender Bey. Dernekler şöyle gelişmedi. Yani oradaki Erzurum'u ben hayatımın büyük kısmını gurbette geçirdim. Yani Erzurum dışında yaşadım. Şöyle bir şey yok yani. Oradaki Erzurumların birlikte hareket etmeleri, efendim oraya gelen Erzurumlulara efendim olanaklarından faydalandıracakları bir dernek kurmalı. Böyle değil. Bir hizip var. Efendim Tortumlu Narmanlı'yı, Narmanlı Uzundereli, Uzundereli İspirliği. Zaten öyle çoğalmış. Bu niye gelmedi, bu niye burada? Bana niye koltuk yok? Böyle hizipten doğdu, bir ihtiyaçtan doğmadı bunlar. Sonra falan köyün derneği, filan köyün derneği, filan ilçenin derneği, filan. Sonra baktılar ki olmuyor, bana gene yer kalmadı. Bir federasyonlaşalım, federasyon kurulmaya başladı. Sonra olmadı, işte federasyonlar, sizin dediğiniz gibi 4 tane köy federasyonu oluştu. Yani köylerin federasyonu var, dikkat edin. Köylerin federasyonu var. Mahalleler var İstanbul'da. Yani, Erzurum Gez Mahalleliler Derneği, işte bilmem ne oğulları. Bu da şöyle, kimse yanlış anlamasın. Yani şöyle bir şey yok yani. Buraya gittik Erzurum kültürüne ait değerleri, efendim, tanıtan çocuklarını, efendim Erzurum'a, Erzurum'u tanısın çocuklarımız, Erzurum kültürünü bilsin diye faaliyetler yok bunların. Kahire ekseriyatı okey salonu. Büyük kısmı. Büyük. Daha bir şey değil mi? Yani, bazılarında kumar oynatıldı. Yani, bazılarında kuş ve tesbih rezatı yapıldı. Yani şöyle değil. İşte efendim Erzurum tanıtım günleri. Yani Erzurum tanıtım günleri. Erzurum'un böyle bir tanıtıma İstanbul'da ihtiyacı var mıdır, yok mudur? Efendim bunun gayesi nedir, maksadı nedir? İşte efendim sizin bahsettiğiniz Sıla-i Rahim günleri daha mı faydalı olur? Bakın bunun temelini de Ali Murat Alatepe yapmış. Evet. Biliyor musunuz? 2 yıl üst üste Sıla-i Rahim günleri adı altında Ali Murat Alatepe Beyefendi, yani ben Erkun'un adayı, Erzurum'a 2-3 otobüs, 5 otobüs, 6 otobüs insanlarla gelerek burada bir gezi yapıyor. Bunu devam ettirin. Yani şimdi Murat Alatepe Beyefendi tanımıyorum. Tabii Mustafa Macit Bey'le tanışma fırsatımız oldu. Kendisi iyi yetişmiş, kalifiye bir insan. Birikimini aktaramadı belki. Belki efendim, yönetimi bu işe uygun değildi. Belki zemin uygun değildi. Şimdi adayım kendisi, bilmiyorum onu da ama. Mustafa Macit aday, Ali Murat Alatepe aday, bir de Sami Gül aday. Yani. Bakın ben hiçbir şey söyleyeyim, Sami Gül'ü hiç tanımıyorum. Gerçekten tanımıyorum. İsmini duydum, bir resmini gördüm, 3 aday diye. Ama tüzüğe bakarsanız Sami Gül aday falan yapmıyorlar yani zaten. Böyle bir şey olur mu ya? Kaç tane? Olmaz. Yani öyle şey olur. Kim binler uzun yazıyorsa adaydır. Yani, bırakın belki sizden daha güzel yapacak. Bilmiyoruz. Murat Alatepe Beyefendi yani bir nezaket göster, yanlış. Yani kendisinin aday olmasını da ben tasdif etmiyorum. Yani siz burada kurucu başkansınız. Efendim belediye başkanlığı yaptınız. Şimdi seçimler arafesinde böyle bir başkan adaylığı. Ha bak çok güzel, bak çok güzel. Seçimler. Yani yarın bu da akla gelebilir. Yani Ali Murat seçimler geliyor diye Ali Murat Alatepe tekrar Erzurum ismini mi kullanıyor? Bak bu da çok mantıklı bir şey gelebilir. Yani ha bunu biz diyoruz, o diyor değil. Bu yarın dedikodusu çıkacak. Diyecekler ki. Yani hemşehri derneklerden İstanbul'daki kahir kullanılış şeyi bu. Yani birileri siyasette basamak olarak görüyor hemşehri derneklerini. Siyaset için kendilerini efendim sütçü olarak görüyorlar. Ellerini güçlendirmek maksadıyla. Alatepe Beyefendi böyledir demiyorum. Yani genel olarak düşünce bu. Genel düşünce bu. Seçim yaklaşıyor ya. Aslında bu aday Ali Murat Alatepe'ye bu seçim arefesinde Ali Murat Alatepe'ye zarar verir. Yani kimse şöyle de düşünmesin. Ben gideyim de işte dernekler kötü durumda kurtarayım falan. Bir kurtarıcıya ihtiyacı falan yok kimsenin. Erzurum cisminin kimsenin kurtarmasına falan ihtiyacı yok. Sadece yapacağınız şey şudur. Tüzüğü Erzurumların, gurbette yaşayan Erzurumların faydasını olacak şekilde değiştirin kardeşim. Efendim bu böyle federasyonları mümkünse, yani Kocaeli, İzmir, Bursa, Ankara bu federasyonları konfederasyon haline dönüştürün. Hayır alın çatımızın altına alın. Bir de bir faaliyet alanı belirleyin. Yani şöyle,
kahvehane açıp millet okey oynamasın, kumar oynatmasın. Yani orada olur olmaz efendim. Yani, cimil peynir, güvermiş peynir satmasın ya. Yani bunu bir kendiniz bir faaliyet alanı belirleyin ki kardeşim bize bağlı dernekler, bize bağlı o derneklerin üzerindeki federasyonlar, bize bağlı federasyonların altındaki dernekler, köy dernekleri, şehir dernekleri, her neyse ilçe dernek. Faaliyetleri şudur, işte Erzurum kültürüne ait değerleri çocuklarımızla buluştursunlar, Erzurumlarla buluştursunlar. Erzurumlarla birlikte etkinlikler hazırlasınlar. Yani orada bu ihtiyaçlara yönelik faaliyetler gösterip efendim böyle sütre olarak kullanmayın. Şimdi var mı bununla ilgili söylemek istediğiniz? Yani seçim sonucunu haftaya bekleyeceğiz. Evet. 18 Aralık'ta seçim var. Yani buradan gördüğüm kadarıyla Ali Murat Alatepe'nin destekçisi biraz daha fazla görünüyor ama ben yine şimdi altını çizeyim. Yani dediğim gibi Mustafa Macit'i denedik. Akçeli işlerle karşılaştık. Ali Murat Alatepe'yi denemiştik, bıraktı, yarı yolda bıraktı. Mustafa Macit de bizim başımıza bıraktı, gitti. Sami Gül'ü tanımıyorum ama onun da sosyal medyada bir takım destekçileri var. Erzurum'da hemşehrimizdir diyorlar. Bir deneyelim, başka adaylar da çıksın. Hayır, başka adaylar da çıksın bu hafta. Yani az önce isim verdim. Ahmet Ağırman ismi. Mesela bakın Suha Dengizek ismi. Maltepe Vakfı'nı gerçekten başarılarla bugüne kadar getirmiş bir isim işte. Yanındaki Suat Önal ismi. Yani... İstanbul'da birçok isim var ya, sadece İstanbul değil. Ha İstanbul'da mı bu Erkun'un başı? Ya gidin Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun'a teklif edin. Aday olmak ister misin? Burası Erzurum mu? Ya da gidin Bursa Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Ömer Ömeroğulları'na teklif edin. Ya gelin burada Erkun çatısı altında. Bütün dernek federasyon başkanlarımız gelin, siz de aday olun. Siz de oy kullanın. Bitecek. Ama hayır, biz sadece kendimiz yaptık, kendimiz oldu derseniz bu işi yürümez. Önce birleştirin. Yani önce bir defa bu hizibi ortadan kaldırın, federasyonları birleştirin. Yani başkan olmak zorunda gitmesin. Önce hizibi bitirin, bir birleştirin şu federasyonları. Efendim Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Sakarya. Bu federasyonlar, bir de bu federasyon meselesinden bu köy mahalle mahalle ayrılma sayfasından vazgeçsin insanlar. Güç birliği yapın. Ortak değerlerimiz üzerine, şehrin ortak değerleri üzerine güç birliği yapın. Bu şehre bir fayda sağlayın. Efendim diyoruz. Şimdi siyaset de, dediniz. Siyasi konumuz var. Tabii siyaset bitmez tükenmez bir konu. Geçtiğimiz programda siz belirtmiştiniz. Yani bu Meral Hanım'ın partisinde başka kimse yok mu diye bize ulaşan arkadaşlar var. İşte efendim biz de aday olacağız derler. İşte hastanede bir doktor arkadaşımız var. Fatih Bey, Fatih Aras Bey. Ya isimler o kadar dönem değil. Evet, ya bunu önler, yani, önce bir başvursunlar. Bakın şimdi yani, Yücel Bey. Derler. Şimdi bunu bize yazmanın mantığı yok. Evet, biz bunu geçen de söyledik. Yani İYİ Parti, Melih Kırkpınar ve Naşit'in sistemi mübarek değil. Eğer ana muhalefetseniz Erzurum'daki Cumhur İttifakı'nın ana muhalefeti İYİ Parti olarak önüne çıkıyor en fazla oy alan parti gördüğümüzde. Yani bu partiyi sadece Melih Kırkpınar aday olursa İYİ Parti var. Melih Kırkpınar aday olmasına İYİ Partililer oy vermez. Naci Cinisli aday olursa bir cenah oy verir, yoksa vermez. Yani az önce Yücel Bey'in de saydığı gibi yani Ayşeler, Fatmalar, Aliler, Mehmetler, evet, birileri aday olacaklar. Ha siz bunların önünü keserseniz siyaset yapamazsınız. Şimdi tabii Erdoğan Bey, psikolojik ve kanuni şey başlamadı. Yani müracaat, bir de psikolojik müracaat dönemi var. Biliyorsunuz erkençe. Şimdi yalnız tabii bizim dediğimize, yani sizin çağrınıza uyup, siz diyorsunuz ki başka kimse yoktur diyorsunuz. Bir arkadaşımız da diyor ki Dilek Işık Hanım ben varım diyor mesela. Songül Kızıloğlu ben varım diyor. Bu Meral Hanım'ın partisinden aday bunlar. Yani size de ulaşanlar var tabii. Tabii. Şimdi var birileri. Yani mesela bir bu partide Amerika'da yaşayan vardı mesela Fatih Karataş Bey vardı. Yani aday olduğunu söyleniyor. Bu hafta Naci Bey bir paylaşımı var. Bilmem dikkatinizi çekmiştir. New Jersey camisinde namaz bulmuşlar. Fatih Karataş Bey. Fatih Bey'in ismi geçmiyor. Naci oraya gitmişler. Bir şöyle bir şey var. New Jersey'de namaz kılmışlar. Diyor ki Amerika'da çok müthiş göç almış. Dikkatimi çekti. Türkiye'den müthiş kaçış var. İşte bunu tabii bir yerden bir yere bağlamış ama çok yanlış yerden yanlış yere bağlamış. Naci Bey'in klasik şeyi. Yani sebep sonuç ilişkisini kurma kısmını atlıyor biraz. Oraya göç eden arkadaşların büyük kısmı şu anda Türkiye'de yargılanan, o sizin namaz kıldığınız arkadaşların da büyük kısmı o şekilde. Bir zahmet onlarla da fotoğraf vermeyin, başınıza sıkıntı olur bu arkadaşlar. Yani o göç eden arkadaşların büyük kısmı, yani böyle sizin zannettiğiniz gibi... 15 Temmuz sonrası kaçanlar bunlar. Yani bu arkadaşlar ekonomik sıkıntılardan, Türkiye'nin kötü gidişinden falan kaynaklı olarak gitmediler. Bu arkadaşların kahir ekseriyatı
başka sıkıntılardan gittiler. Yani Naci ben... Ya şöyle başlatabilir miyiz? Naci Cinsli New Jersey, New Jersey ziyaretinde camide karşılaştığı Türk vatandaşları yanlış nitelendirmiş. Ya tabii çoğusun. Bunlar fakirlikten kaçmamışlar. Yani böyle. Bunlar 15 Temmuz'dan dolayı kaçmışlar. Büyük çoğusun. Kısmı yani büyük kısmı. Yani hepsini diyemeyiz tabii. Tabii tabii orada çok temiz insanlar, ticaret yapar. Efendim doktorlar var vesaire orada ticaret. Mesela geçtiğimiz hafta ismini söylemiş de Fatih Karataş, Erzurum, yani, Horasan'la hemşehrimiz gitmiş orada. Ticaret, ticaret yapıyor. Çok da başarılı. Çok da başarılı. Yani ya başarısını bilmiyorum. Ben büyük başarısına neden burada da yolma. Bunu yani bilmiyoruz. Şey, tabii şu yani Horasan'dan efendim New Jersey'den gitmiş. Tabii. Başarı. Hemşehrimiz göğsümüz kabartmış. Kabartmış. Meral Hanım'ın partisinin New Jersey temsilcisiydi. Yani Fatih Bey. Erzurumlu. Erzurumlu yani. Yani Amerika'da bir işimiz olduğunda arayıp ya Fatih Bey bizim bir işimiz var halleder misin dediğimizde bir hemşehrimiz orada ha sen iyi partili değilsin seninkini yapmıyorum diyebilir o başka bir şey. Yani şimdi şehirde şöyle bir durum var yani çok yanlış sebep sonuç ilişkisi kuruluyor. İşte aday var mı şu var mı bu var mı ben şimdi şunu söyleyeyim yani bir kongre var. Bakın bütün eleştirilerin sonucu yani zıttıyla vaki her şey. Yani tüm olay zıttıyla bak. Şimdi Kalkınma Partisi'ni eleştiriyorlar. İşte bunlar diktatör. Bunlar şöyle, bunlar böyle. Şimdi kongre yapıyor Meral Hanım. Kendi partisi. Yani aday var mı? Meral Hanım karşısında aday var mı? Yok. Şimdi bir seçime girmişsiniz bakın. Bir seçime girdi bu parti. Büyük bir fiyaskoyla çıktı bu seçimden. Şöyle olmadı. Yani ikinci bir seçime girdi. Daha büyük bir fiyaskoyla çıktı. Şimdi ilk seçimde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Meral Hanım dedi ki ben adayım, 100 bin imzayla adayım. Sonra Halk Partisi'nden milletvekili aldılar, bir şeyler verdiler vesaire vesaire. Sonra seçime girdi. Meral Hanım %7 oy aldı, partisi 9,5 oy aldı. Ve anketler %17 seviyesinde gösteriyordu. Kendileri de kesin yani hiç şeysiz. Sonra Meral Hanım istifa etti, ben yokum dedi vesaire böyle. Bir siyasi şey, taktik. Yani herhalde bu Mayıs seçimlerinden sonra yine bir istifa var. Şimdi bakın gelelim ikinci seçimine girdi. Parti ikinci bir seçime girdi. Meral Hanım'ın partisi belediye seçimlerine girdi. Sıfır belediye. Yani il belediyesi Erzurum yok. Sıfır. İl belediyesi yok. Erzurum ilçe daha yok. Türkiye'de il belediyesi alamadı. Bakın dikkat edin. Aynı oyu alan, yani %10 üzerinde bir oya çıktı Meral Hanım'ın partisi. Yok 9.9'a kaldı. Yok yok bir şey değil. Belediye seçimi. Yerel seçimi. Belediye seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi aynı oyu aldı. Oy aynı oy. Bakın Türkiye genel oyu aynı. Şimdi siyaset böyle bir şey kaldırmaz. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne şeksiz şüphesiz Katolik nikahıyla bağlıyım. Onları iktidar edeceğim. Onlara belediye kazandıracağım. Efendim biz birlikte böyle bir şey yok siyasette. Yani hiç kimse kusura bakmasın siyaset böyle bir şey değil. Yani iki seçime girmişsiniz, kaybetmişsiniz. Ben gene kongre yapacağım. Karşımda aday var mı? Yok. Ben şimdi Meral Hanım'ın partisi deyince de olur mu bu parti? Bu parti Meral Hanım'ın partisi. Meral Hanım'ın partisi. Meral Hanım bıraktığı dakika bu böyle bir parti olmayacak. Kuvvetle muhtemelen. Şimdi biz yapıyoruz da şehirde yok diyoruz da Kahir'de de yok. Yani şehirde yok, Kahir'de de yok. Yani iki seçime girmişsiniz. İki başarısız sonuç almışsınız ve bakın çok büyük bir fiyasko. Yani bu parti %10 oy almış. İl alamamış. Hiçbir ili yok. İl yok. Büyük ilçe de yok. Gariptir. Bakın kazandığı büyük bir ilçe de yok. Erzurum'a gelelim. Erzurum'da zaten hiç efendim aldık. Büyük Birlik Partisi 2 belediye kazanmış. 99 bin oy almış. Bak bir tane ilçe yok. 99 bin oy almış. İlçe alamamış. Büyük Birlik Partisi 2 ilçe almış. 3'te biri oy almış. 2 tane ilçe almış. Şimdi siyaset şöyle değil. Ben efendim. Hayır, çok bir garip bir şey daha söyleyeyim mi? Yani merkez ilçelerimizden Azize'de adayla girmiş. Bağımsız aday partiden çok iyi partiden çok oy almış. Yani şimdi yani Emrullah Akpınar Azize'de iyi partiden çok oy almış. Bunu şöyle sunmayın yani insanlara. Biz bir seçime gireceğiz. Çok hepsini alacağız. Yok böyle bir gerçeklik. Yani iki seçiminiz var. Şimdi iki başkanın sonuç var. İl başkanı Melih Bey 2 gün önce bir televizyon programına konuk olmuş. Ben izleyemedim. Beni bir arkadaşım aradı dedi ki ya dedi şu il başkanı Melih Bey ne diyor hiç dinledin mi dedim ne diyor dinleyemedim. Dedi ki ehli üye getiren herkes bizim partimize milletvekili aday olabilir. Bak ehli üye götürüp kaydettirecekmişsin adaylık hakkın doğacakmış. Melih Bey il başkanı olduğunda 5 bin üye sözü vermişti kendisi yapmış mı acaba? Şimdi bakın buradan tekrar açıklıyorum itiraz olan varsa da
istediği yere açıklamaya çağırır giderim. Diyor ki İYİ Parti geçen yıl özellikle Palandöken bölgesinde şehir merkezinde vatandaşların Ramazan ayından önce kapısını geri çalıyor. Ramazan ayı geliyor, size yardım paketi getireceğiz diyorlar. Vatandaş da mutlu oluyor. Peki diyor ki biz sizi bulabilmemiz için şu kimliğinizi verir misiniz bana ve yani şuraya yazalım. Şurada bir imza atın, adresinizi karıştırmayalım diyor. Evdeki hanımefendi de götürüp kimliğini veriyor. Diyor ki al bana yardım getir Ramazan'da. Hı. Altında bir kağıt imza atıyor. Ramazan ayı geliyor. Ne gelen var ne giden var. Gidiyorlar ilçe başkanının kapısını dönüyorlar. Ya bizim yardım paketi ne yardım paketi diyor. Meğer attıkları imzalar insanlar üye yapmışlar biliyorsunuz. Evet, evet. Evet. Yani evet Melih Bey milletvekili adayını da açıkladı. Biz olur olmaz listeye girer girmez orası bizi ilgilendirmez ama ben şunu biliyorum. Melih Bey listeye girmezse o partide çok şey karışır. Bunu görüyorum. Yani, peki diğer partiler? Mevcut durumda Ender Bey tabii şöyle bir şey yok. Yani Melih Bey aday olursa Erzurum'a nasıl bir fayda sağlar? Şimdi sağlar mı? Yani mevcuttaki milletvekillerimize bakınca mesela ben çok uzun zamandır efendim iki milletvekilimiz Erzurum'la ilgili hiç açıklaması yok. Yani Erzurum'la ilgili hiçbir faaliyetler yok, hiçbir açıklamalar yok, hiçbir tasarruflar yok. İşte Selami Bey bir geçtiğimiz ay bir uğradı şehre. Recep Bey'i hiç hatırlamıyorum son dönemde. Efendim İbrahim abi sağ olsun sık sık gelip gidiyor. Geziyoruz. Şimdi bu gelip gitmeler de şöyle yanlış anlaşılmasın. Yani halkın içinde olmak bazen iyidir bazen de kötüdür. Yani şaka yapıyorum diye kalbini de kırabilirsiniz insanların. Bir belediye başkanlarımızdan bir tanesini çok latife yapmayı seviyor arkadaş. Belediye başkanımız var. Bize bir hitapta bulundu. Bizim tabii yanındaki anladı bizim tabii kırıldığımızı. Dedi ki başkanımız çok latife. Çünkü latife şöyle bir şey. Bakın halkla iç içe siyasetçi profili yanlış anlaşılmaz. Latife yapmak şöyle bir şey. Efendim siz latife yapıyorsunuz. Siz de gidiyorsunuz ben de gidiyorum. Ama kırıyorsunuz. Hayır zaten bakın bunun bu çizginin bu tarafı da latifede terbestlik olur zaten. Karşıdakini kırıyorsunuz. Siz gülüyorsunuz ben gülmüyorum. Yani halkla iç içe olmanın bir riski var. Öyle bir riski var. Şimdi vekillerimiz de bu riski büyük kısmı göz almamak için belki nezaketen diyelim ki de alınmasınlar. Yani gelmiyorlar şehre. Ha şimdi Melih Bey olursa yani çok şey fark edemez durum için. Yani mesela Zehra Hanım değil de Melih Bey milletvekili. Veya şöyle düşünün. Melih Bey nerede oturuyor İlker'in yani? Hayır, hangisi nerede oturuyor? Melih Bey Erzurum'a niye gelsin seçildikten sonra? Evi İzmir'de. Zaten İzmir'den de gelmiyor. Şimdi Melih Bey zaten ayda bir kere geliyor Erzurum'a. İl başkanı dolaşıyor. Yani üç gün dolaşıyor. Üç günde 30 tane resim çekiliyor. O 30 resmi her bireyi her rakamda gidiyor. İşte ben şu değişiklikten bahsediyorum. Yani Naci Bey mesela New Jersey'de namaz kılmış. Melih Bey de namaz kılsa yani ne fark eder? Yüksekler namaz kılar yani Melih Bey de bence. Ya. Ha böyle elengirli açıklamalar yapamaz da Melih Bey'in konuşma tarzı biraz daha efendim, daha Erzurum. Yani kimse ben şey yaptığım kadarıyla onun söylediğinden de kimse bir şey anlamıyor. Bunun söylediğinden de kimse bir şey anlamıyor. Yani şöyle bir durum yok yani lan bu olmasın da şu olsun diyebileceğiniz birisi var mı? Yani milletvekili seçim geliyor. Seçim geliyor. Erzurum'da Allah razı olsun tüm Erzurumlular bakın seçim gelecek. 3 gün sonra aday adayları açıklanacak. Adaylar kesinleşecek. Mesela Erzurum'da lan arkadaş şu adam milletvekili olsun dediğimiz birisi var mı? Şu şehre bir faydası olur. Bizi temsil eder. Bizi mazideki günlerimize meşhur Allah rahmet etsin Necati Güler amcamız vardı. Lavaşçı çok güzel şiirler yazardı. Derdi ki bir şiirde böyle ben yine mazideki günlerin kokusuyla diye başlamış bir şiiri vardı. Allah rahmet eylesin tabi. Okşarım bassa bile okşarım bir kere. Yani ben şimdi bizi mazimizle kavuşturacak aklınızda mesela sizin var mı böyle birisi? Yok. Şu milletvekili olsa da şu şehirde... Ben İYİ Parti'nin teşkilatları tamamen böyle hemen hemen herkesi Erzurum'da geçmişten beri yaşadığım için hemen hepsini tanıyorum. Ben Erzurum'da mevcut İYİ Parti'nin içerisinde böyle ya şu olsa da daha iyi olur diyebileceğim bir tanesini söylemiyorum. Evet. Mesela Kamil Bey'den bahsedelim. Mesela Kamil Bey aday olsa biz mutlu olur muyuz? Mesela taban mutlu olur. Taban mutlu olur mu? Yani Kamil Aydın beyefendi işte o böyle bir artık tavrı tamamen böyle bir aristokrat tavrı var. Yani Türkiye'de çok örneği yok. Tabii bu bize ait bir şey değil. Yani bir davranış şekli değil. Yani böyle İngiliz
aristokrasinden gelme bize ait bir davranış şekli değil de tamamen Kanada'ya sinmiş artık üzerine böyle. Efendim üniversiteden profesör. Bu Washington'dan bir resim paylaştık. Yani. Şimdi arkadaş Erzurum'da şu adam milletvekili olsun biz de mutlu oluruz. Bu bizi temsil eder. Bu Erzurum'un milletvekili olur. Erzurum'a bir katkısı olur. İşte çata çat Erzurum'un hakkını savunur. Var var. Bak bak bir isim vereceğim evet. Hocam Bey. Yani tabii işte onu merak ediyorum. İzleyicilerimiz yani. Mesela şey diyebilirler. Şimdi bakın 2018 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4. İstanbul Milletvekili adayı vardı. Serhat Caner. Evet, evet. 2 yıl önce Erzurum'a geldi. Muharrem İnce'nin kurmuş olduğu Memleket Partisi'nin il başkanlığını yaptı. 2 yıl içerisinde ismi cismi belli olmayan bir partinin şehirde 15 ilçede teşkilatlamasını yaptı. 1500 üye topladı. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Tamam yani tercih onun meselesi. Sonra Memleket Partisi'nden istif ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Serhat Canışlı'yla tanışıyor. Siz de herhalde tanıştınız. Evet, evet. Sohbetiniz oldu. Yaş olarak tutumu koparma noktasında Serhat Can'ın eşin çıkıp ya siz ne yapıyorsun bu şehre niye bir şey yapıyorsun diyebilecek güce sahip olduğuna inanıyorum. Evet. Yani Serhat Can'ın eş bilmiyorum Cumhuriyet Halk Partisi onu listeye koyar koymaz. Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum'da 55 bin 60 bin oy alır almaz. Orasını ben bilmem. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde de herhangi bir partide, partisinin ismi önemli değil, Serhat Can eş ismi milletvekili olursa Erzurum'da ben en azından çalışmayan milletvekiline sen niye çalışmıyorsun diyeceğine inanıyorum. Ya şimdi şöyle Ender Bey, Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlar da bizi şöyle zannetmesinler. Yani bunlar işte efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasını istemez. Öyle bir durum yok. Yok ben muhalefetten her zaman yanayım. Şöyle muhalefet olmalı ki iktidar çalışsın. Yani şahsi düşüncem şudur. Hiçbir parti, hiçbir şehirde. Bakın hiçbir parti. Yani bizim çok sevdiğimiz fikrini, efendim, fikri için mücadele ettiğimiz parti de dahil %40 oy almamalı. Hiçbir parti almamalı. Yani demokrasi böyle bir şey değil. Yani bir şehrin gelişmesinin önündeki en büyük engel tek tip düşüncedir. Bir şehri gerileten muhalefet olacak. Yani bizim şehrimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili olursa, sizin bahsettiğiniz Serhat Bey olursa... Ya da bir başka... Hayır, ben başka sorunu bilmiyorum. Bir varsa fark yaratır. Bir fark oluşturur. Buna inanmıyorum. Yani biz tanıştık, sohbet etme fırsatımız da oldu kendisiyle. Genç, dinamik, efendim, çalışkan. Bir de şöyle değil yani ısrarcı. Yani bir konuda efendim inanıyorsa o konuda ısrarcı. Yani o konuyu sonuna kadar götürecek basirette bir insan. Peki Cumhuriyet Halk Partisi için Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçelim o zaman. Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum. Aday yaparlarsa fark olur. Bir fark oluşturur. Ha, yani kazanıp kazanmamak başka bir şey. Bakın kazanıp kazanmamak başka bir şey. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi... Bak Serhat Can'ın şehir Cumhuriyet Halk Partisi'ne birisi aday olursa şehrin siyaseti ve o siyaset atmosferi var ya çok farklı olur. Evet evet. Ben buna inanıyorum. Yani bir fark oluşturur. Cumhuriyet Halk Partisi adına da bir fark oluşturur. Yani mevcuttaki bir yönetim var. %10 hedefleri var bunların. Geçtiğimiz hafta il başkanı açıklamıştı %10'u geçeceğiz. Şimdi mevcutta bir yönetim yok aslında İnce. Ya biliyorsunuz bir önceki il başkanı hakkında çıkan iddialardan dolayı zaten ceza aldı. Görevinden istifa etti. O arada apar topar bir il başkanına ihtiyaç vardı. Apar topar Suat Bey'i getirdiler. Şimdi Suat Bey'e şunu sormadılar. Suat Bey sen kimlerle çalışmak istersin? Bakın şimdi bir insan il başkanı olacağı zaman ya da bir futbol takımı başkan olacağı zaman futbol kulübü başkanı diyorlar ki bir yönetimi hazırla ya da bir ilçe başkanı diyorlar ki bir yönetim hazırla. Suat Bey burada kendi yönetimiyle hareket etti. Ve Cumhuriyet Halk Partisi eğer önümüzdeki seçimlerde ve şu ana kadarki geldiğimiz noktada eğer ki hala daha Suat Gülger farkını yaşamadıysa ya da Suat Gülger bir farklılık hissettirmediyse, Suat Gülger de geçmiştekilerle aynı olarak nitelendiriliyorsa en büyük eksiği bu. Suat Gülger sen Palandöken ilçe başkanı Hikmet Koruk'la çalışmak istiyor musun, istemiyor musun? Bu sorulmadı. Ya da Suat Gülger sen il sekreteri Sinan Ovat'la çalışmak istiyor musun, istemiyor musun? Bu da sorulmadı. Ya da kadın kolları başkanımız Ayşe Eref Atmay'la ya da ismini de bilmiyorum. Bununla çalışmak istiyor musun diye sorulmadı. Suat Gülger il başkanısın. Mevcut yönetim bu. Yahu mevcut yönetim zaten başarısızdı. Yani mevcut yönetim Erzurum'da bir önce iki seçim kaybetmiş. Bir önceki seçimlerde hiçbir başarı elde edememiş. Artı 22 bin oy almış. Bu oyunla İYİ Parti'ye hediye etmiş bir il yönetimi. Yani bu il yönetimi gidip ittifak noktasında bizim oyumuz bunlara niye gidiyor diye diyememiş. Diyemediği gibi
kendi 22 bin oyuyla, bakın 22 bin oy almış, bu 22 bin oyunu İYİ Parti'ye hediye etmiş, İYİ Parti CHP'nin 22 bin oyuyla bir milletvekili çıkarmış, bu milletvekiline de sen benim oylarımla milletvekili oldun diyememiş. Diyememiş. Yani bir gün partisine çağıramamış, gel buraya Naci Kilisli, sen benim 22 bin seçmenimin oyuyla oraya gittin diyememiş. Öyle değil mi? Evet. Yani sonra Suat Dürgel gel, al sana bir yönetim, çalış, olmaz. Burada Suat Dürgel eğer önümüzdeki seçimlerde başarılı bir seçim geçirmek istiyorsa, bir kere şu yönetim şemasını kendisi belirleyecek, ilçe başkanlarını kendisi belirleyecek. Üç, milletvekili listelerinde de elini genel merkezde masaya koyacak. Diyecek ki ben Erzurum'da seçime giderken şu isimle sahaya çıkmak istiyorum. Ha bir de bir şey var. Şimdi il başkanı diyor ki Yücel Bey ben seninle yola çıkacağım diyor. İl sekreteri Mehmet'e diyor. Mehmet ben senin yanındayım. İlçe başkanı Kemal'e diyor. Kemal senin yanındayım. Öbür ilçe başkanı Ahmet ben senin yanındayım. Yani burada partinin il yönetimi ve ilçe teşkilatları, ilçe örgütleri tek bir aday. İşte bizim adayımız Ahmet'tir diyemiyorlar. Bir kere bunun da sebebine Suat Gülger'in burada kendi yönetimiyle hareket etmemesinden kaynaklı. Ben buradan Suat Gülger'e bir tavsiyemdir. Yönetimini kendin oluştur. Kimlerle çalışmak istediğini kendin belirle. Adayını da şimdiden belirle. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi zaten bu şehirde 22 bin oy var. Bunun üzerine 35 bin oy koyacaksınız. Kiminle koyabilirsiniz? Bunu belirlemek zorundasın bir an önce. Evet, şimdi tabii elde var bir, yani ikinci var mı? Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nden Serhat Hocamız mı vardı? Benim aklıma gelen böyle insanların çok istediği, aday olsun dedikleri. Serdar Hoca. Evet, mi? Serdar Sevimli. Serdar Sevimli vardı tabii. Erzurum'un bakın burada konuştuğumuz şey şu, yani Erzurum'u kimi görmek istedi milletvekili olarak? Parti genel başkanları değil. Yani parti genel, maalesef bizim demokrasimiz şu şekilde, millete vekil seçmiyoruz, parti başkanlarına vekil seçiyoruz. Yani parti başkanı yazıyor, hiç tanımadığımız bir adam. Sabah biz internetten öğreniyoruz. Lan bu Naci Cinisli kimdi arkadaş? Yani Zehra Taşkesen'i tanımıyorduk. Şimdi açıyoruz. Bir dakika, Zehra Taşkesen'in oğlu mu şeyde kim tanıyordu? Şimdi Zehra Taşkesen'in oğlu kimdir? Amerika'da da eğitim görmüş, İstanbul'da okumuş. Efendim, ya soy ismini ne tanıyor ya? Soy ismini tanıyor. Bak ismini değil. Aha. Soy ismini tanıyor. Naci Cinisli de öyle. Yani Naci Cinisli. Aynen. Şimdi bir de şu var. Şehir kim istiyor? Yani bu şehir kim istiyor? Yani genel başkanlara değil. Bakın genel başkanlara vekil seçmeyelim. Gelin bu seçimde Erzurum'a vekil seçelim. Yani Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlar desinler ki arkadaş Erzurum'a bir milliyetçi milletvekili seçeceğiz. Türk milliyetçisi, ülkücü bir vekil seçeceğiz. Yani bize şunu pazarlamasınlar. CHP Atatürkçülüğü vekili. Tabii yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi köklerinden gelmiş, Atatürkçülüğü sindirmiş. Efendim Cumhuriyet... Partide karşılığı olan, halkta karşılığı olan. Çalışacak, sahaya inecek. Bakın mesela Serhat Can'ı işlediniz. Biz tanıştık çok kısa zamanda. Enerjisi bize geçti. Yani dedik ki ha bu adam çalışır arkadaş. Bu adam efendim ısrarla belli bir konu üzerine gider, tuttuğu yerde kopar. Cumhuriyet Halk Partisi için böyle adaylar lazım. Bu tarz adaylar. Her parti için bunlar lazım. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nde Serdar Hocamızın işte çok sevildi şehirde değil mi? Kısa dönemde çok sevildi. Ya Serdar Hoca şimdi bu şehirde diyorsunuz. Kısa dönemde tabii senin rastlısı var. Siyasette kısa dönemde. Yani siyasetin öncesi de. Yani bu şehirde yüksek rakımlı bir şehir. Evet. Soğuk memleket. Bu şehirde hemen hemen herkesin ailesinde mutlaka bir kalp hastası var. Evet. Yani Serdar Hocam gece saat 2'de arayın. Telefonunu açsın. Deyin ki Serdar Hocam, babam ya da ben kalbimde gidersiniz karşılığında sizi bekliyor. Evet. Yani Erzurum'u çok seviyor, Erzurum'u çok seviyor. Yani Serdar Hoca'yı bugün siyaset üstü görmek lazım bence. Yani Serdar Hoca'yı sadece Milliyetçi Hareket Partisi'ne monte etmemek lazım. Serdar Hoca, evet milliyetçi duyguları, ülkücülüğü, köken var. Şey, ama ülkücülüğü. Yani Serdar Hoca'nın Erzurum'a farklı bir bağlı sevdiği insan. Yani A Partisi, B Partisi önemli. Serdar Hoca'nın ismi. Meyander Bey, peki Kalkınma Partisi için isminiz var mı? Mesela şehirde karşı... Şimdi Kalkınma Partisi'ne geleceğim. Bir Kalkınma Partisi, başkanı, AK Parti. AK Parti, siz Kalkınma Partisi diyorsunuz. Ben AK Parti değil. Şimdi İYİ Parti'ye Meral Hanım'ın partisi, AK Parti'ye Kalkınma Partisi. Şimdi ben şöyle diyeyim. Ben AK Parti diyorum. Bakın ben AK Parti. İl başkanının bir karşılığı var mı? Şey, İl başkanının bir tarafı var. Hayır, bir AK Parti var. Yok. Erzurum'da AK Parti yok. Mesela şöyle, ben mesela şöyle düşünüyorum. Ben bu şehirde yaşıyorum.
efendim Tayyip Bey'e de büyük bir sevgim var. Tayyip Bey'e de bir sevgim var. Onun kurduğu partiye, liderliğini yaptığı partiye, efendim Kalkınma Partisi'ne oy vermek istiyorum. Şimdi oy vermek istiyorum. İl başkanı var. Oy verir miyim? Mesela aday oldu. Tayyip Erdoğan'a oy veriyor vatandaşlar. İşte bakın bakın. Ben de diyorum ki Tayyip Erdoğan'a değil. Bakın gelin Erzurum'a milletvekili seçelim. Bütün partiler yani Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum'u temsil edecek vekil seçelim. Erzurum'a vekil olacak vekil seçelim. Genel başkana vekil seçmeyelim. Peki yavrumuzdan il başkanlarına soralım. Şimdi gerçi başkanlar istiyor. İlçe başkanlarına bakalım. Bakın ilçe hayır da birisi aday olacak yani birileri aday olacak burada. Yani genel başkanlardan önce birileri de aday olacak. Şimdi öyle bir aday olsun ki Kalkınma Partisi'nden aday olduğu da şehirdeki insanlar desin ki arkadaş şu adama oy vereyim. Yani genel başkana vermeyelim bakın. Şimdi ben Kamil Bey'e rağmen Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermeyeyim. Kamil Bey'e rağmen vermeyeyim. Yani ben ha bu arkadaşımız ülkücüdür. Kamil Bey de ülkücüdür. Yanlış anlaşılmasın burada. Beni temsil eder. Sokakta benim derdimi dinler. Benim derdimi bilir. Benim efendim gönlümü kırmaz. Gönlümü de alır. Gönlümü kırmayacak. Önce bakın gönlümü de kırmayacak. Yani sen cahilsin. Arkadaş tamam ben cahilim kusura bakma yani yapacak da bir şey yok. Cahil olmasam seni seçmezdim zaten. Sen oy vermezdin cahil olmasam. Evet. Ben cahil olduğum için sen vekilsin zaten. Yani ben cahilim o hakaretlerin hepsini de hak ediyorum ben. Yani seni seçmezdim zaten cahil olmasam beni temsil edecek birini seçer. Şimdi burada Mehmet Bey'i ayıralım. Mehmet Seknen Beyefendi tabii kendisi toplantıda gayet net açık belirtti. Dedi ki arkadaş ben Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet etmekten, Erzurum'a hizmet etmekten mutluyum dedi. Doğru mudur? Ben mi böyle anladım? Ben bir dönem daha Allah nasip ederse Erzurum'da yarım projelerim var. Bunları tamamlayacağım. Vekalette gözüm yok. Şimdi gelelim ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza. Mesela aday olsa arkadaş biz destekleriz dediğimiz iktidar partisinden kim var? Kim? Yani isim lazım. Neredeyse de isim. Hayır. Şehrin gönlünü alacak. Bir kere AK Parti'ye gelelim. Şimdi burada biz partili partisiz de bizim doğru cektif bir program yapıyoruz. Şimdi AK Parti'de 19 belediye var değil mi? 19. 4 tane milletvekili var. Bu 19 belediye başkanını, bakın sorunuzu biraz daha kısaltıyorum. 19 belediye başkanını, 4 milletvekilini temsil eden bir teşkilat var mı? İl ve ilçe teşkilatı. Kesinlikle yok. Bu parti yönetimi bir kere öncelikle kendi 19 belediyesine ve 4 milletvekiline ihanet eden bir teşkilat. Çünkü neden? Buraya belediye başkanının yapmış olduğu bir başarılı çalışmayı çıkıp övünerek, göğsünü kabartarak anlatamıyorsa ihanet ediyordur kardeşim. Bunun baş ismi yok. Ha bir belediye başkanı vardır. İşini yapamıyordur. İl başkanı ona müdahale etmiyorsa da şeyde ihanet ediyordur. Bakın belediye başkanının yapmış olduğu, kendi partili belediye başkanının yapmış olduğu başarılı işi alkışlayıp anlatamayan belediye başkanına yanlış yapmış olduğu, ağır aksak işleyen işlerde de siz Recep Tayyip, bak önce ne dedik? Partiye oy veriyoruz genel başkana. Recep Tayyip Erdoğan'a verilen oylar karşılığı oturduğunuz makam koltuğunuzda halka ve genel başkanımıza ihanet ediyorsunuz diye de açıklama yok. Yani 19 belediyemiz var, 4 tane milletvekilimiz var, teşkilat ortada yok. Şimdi gelelim ilçe başkanlarına. Çevirelim sayfayı. Evet. Şimdi bu 19, 20 ilçede, 20 ilçede evet, AK Parti'nin hepsinde ilçe başkanları var. Kim çalışıyor, kim ne iş yapıyor? İşte hasbelkader AK'tan Ömeroğlu, Palamigen ilçe başkanı biraz teşkilatçılığı güçlü olduğu için çalışma yapıyor. Ama diğerleri nerede? Nerede? Bakın yönetim şöyle yad ediliyor şehirde. Yani kimse alınıp darılmasın. Şehrin insanı bu şekilde yad ediyor. Kalkınma Partisi'nin yönetiminde A. Ya falan belediyeye inşaat yapıyor. B. Mehmet, Ahmet, isimler önemli değil. Hangi isimden bahsederseniz bahsedin. Bakın şimdi siz dediniz ki işte iyi teşkilatçıdır. Aptal Bey. Arkadaş bu adam ne iş yapar derseniz şehirde şöyle tanınıyor bakın. Şöyle tanıyor. Üniversiteye hiç kullanılmamış bir laboratuvar 3 kez yaptı. Hiç
kullanılmamış. Ticari hayata, yani siyaset değil. Bakın, yani. Ama Ender Bey bakın şimdi yönetim şöyle bir şey. Bakın, yani siyaset yapıyorsan ticaret yapmayacak. Ticaret yapsın. Elbette ki yapacak. Rızkını helalden kazanacak. Herkes kazanacak. Ama bulunduğunuz makamı ihfal ederek ticaret yapamazsınız. Öyle bir hakkınız yok. Ben Kalkınma Partisi'nin ilçe başkanıyım. Atatürk Üniversitesi'ne bilmem ne laboratuvarı yaparım. Pandemide hiç kullanılmamış bu laboratuvar. Tekrar yaparım. Olmadı, bir daha yaparım. Efendim falan il başkan yardımcımız bilmem hangi kaplıcayı bir daha yapayım. Şurayı bir de böyle bir şey yok ki. Yani Kalkınma Partisi'nin yönetiminde ismi geçen. İşte Palandu kendince başkanı bahsediyoruz. Sadece yani ticaretinde şusunda değiliz. Bakın bu şehri temsil ediyoruz. Bakın isim yazıyoruz. Yani biraz daha fiziki vücut bulacak bu iş. Üç gün sonra aday adaylıkları belli olacak. Şimdi vücut bulmuş halini düşünüyoruz. Bakın biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden işte bir ilçisi bulduk mesela. Biz kendimiz için yani. Şehir bunu destekler, desteklemez. Efendim mesela biz gönlümüzden geçeni söylüyoruz. Kimse şöyle zannetmesin. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne bizim haddimiz falan değil. Milliyetçi Hareket Partisi'ne aday belirlenir. Peki AK Parti ilçe başkanları arasında milletvekilliğine namzet olmasın. Meral Hanım'ın partisi diyoruz. Meral Hanım'ın partisidir bu parti. Bu parti başka kimsenin partisi değildir. Bakın iki seçim başarısız olmuş. Kongre yapacak aday yok. Kongre yapacak aday yok ya. Var mı karşısında aday Meral Hanım'ın? Meral Hanım'ın karşısında bir aday var mı? Hayır, il ve ilçelerde de ki. Var mı yani? İl ve ilçe seçimlerine bakalım. Üçüncü aday yok. Hacım, oradaki yapma. Yani bakın bu da çok garip bir şeyle daha karşılaşıyor. İyi Parti Erzurum'da ilçe çıkanlık seçimleri yapıyor. Yani bir taraf Melih Bey'in tarafı, bir taraf Naci Bey'in tarafı. Üçüncü bir aday da yok. Şimdi Ender Bey bakın, şimdi İyi Parti dediniz. Efendim ben de sizi şey yapmayalım yani kırmayalım. İyi Parti olsun yani partinin adı. Adını İyi boyunca Meral Hanım'ın partisi olmaktan çıkmadı. Şimdi mesela düşünün ki Erzurum'da aday belirleyecekler. Ne diyoruz? Naci Cinsi var. Melih Kırklar. Melih Kırklar. Başka bir şehirde sevinir sevinir. Hayır, ilçe başkanlarına bakın. Bir dakika. İlçe başkanlarına bakın. Yarış var. Evet. Birisi Melih Bey'in adayı, birisi Naci Bey'in adayı. Şimdi şöyle. İl başkanına dönelim. Birisi Melih Bey'in adayı, birisi... Yani Erzurum'da artık İyi Parti... Kendi şey... Yani eğer ki Türkiye genelinde İyi Parti'ye Meral Hanım'ın partisi derseniz... Erzurum'da da Naci Bey'le Melih Bey'in partisi deriz. Meral Hanım'ın partisi. Bu parti Meral Hanım iki seçim başarısızlıkla geçmiş. Efendim bir sonucu olmamış, bir faturası olmamış. Hala efendim bir umutla Kalkınma Partisi'ne ben alternatifim diye ortaya çıkmanın bir anlamı yok. Şimdi... Beğenir beğenilmez. Ben bizim vücut bulsun diye söylüyorum. Yani bizim çok... Şimdi Zekai Kaya Beyefendi var. İyi Parti'ye geçti. Evet. Meral Hanım'ın danışmanı. Şimdi bu şehrin yazını, kışını, güzünü bilmiş. Mücadele etmiş. Ülkücülerle efendim mülkücü olmakla ismi anılmış. Ülkücü Cumhurba Başkanı'nın yapmasını geçecek. Yani şu anda da Meral Hanım'ın partisinde danışman. Yani mesela bir karşılığı bulur mu her durumda? Bulur. Niye yani Naci Cinsi'yle aday edilmiştir bu şehirden? Niye dışarıdan bir il başkanı getirilmiştir? Bir garip bir şeyler söyleyeyim mi? Böyle sözünü duyuyorum böyle ilişki yalnız pozisyonu baba. 33 bin oy almış Naci Cinsi'li ve İYİ Parti. Biliyorsun Naci Bey'in ikinci sıradaki adayı da Zekai Bey'di. Evet. Belki de bu 33 bin oyun çoğu oyun kız Zekai Kaya Allah milletvekili olsun diye. Tabii ki Zekai Bey'in bu şehirde seveni vardır. Karşılığı vardır. Yani her ne kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılmış gitmişse de efendim bir karşılığı var bir şeyler. Şimdi partiden istifalar da var malum. Var tabii. Evet, partiden istifalar var. Partide şöyle bir durum vardı. Benim en son hatırladığım bir haber vardı. Melih Bey aslında il meclis üyesi olmayan birine rozet takmıştı. Yani kendisi il meclis üyesi diye tanıtıldı. Bir rozet şeyi vardı. Şimdi istifalar var. Çok da yoğun istifalar var. Var. Evet. Yani şimdi ben vücut bulması adına dediğim gibi Kalkınma Partisi'nden mesela Hakan Bey'den bahsettiniz. Kıymetli bir insan. Şehir için ticaret yapar. Yani teşkilatçı geçmiş seçimlerde Yakut Ye'ye nazaran işte Azize'ye nazaran ve diğer ilçelere nazaran Hakan Ömeroğlu'nun teşkilatçılığı daha böyle çıkmıştır. Şöyle bir durum var. Buradaki sıkıntı şu. Yani il başkanından bahsediyorsunuz. Mesela herhangi bir yerde, şehrin herhangi bir yerinde diyorlar ki ya o da arabası biraz bilmem ne. Mesela işte yönetimden bahsediyorsunuz, falan belediyeye kömür satmıştı o adam. Öbüründen bahsediyorsunuz, filan belediyenin bilmem ne işini yapmıştı. Yani arkadaş, ya ticaretinizi Allah var etsin. Yani işte geçen bir...
Belediye, Kömürsat'tan bir başka yardımcısı var. Ya bu da çok garip. Yani şimdi bak, bunu da söyleyelim. Yani bir adaletle kılmamız AK Parti'de yönetim. İl yöneticisi olacak. Bütün yönetim yardım istisnası. Bütün istisnası. Yani şehirdeki ilçe belediyeleri... Bakın belediyelerden kömür ihtiyacı, şimdi kış geldi, işte kendi kullanacakları, camilerde, taziyelerde kullanacakları kömürü... İl başkan yardımcısının satması kadar ayıp bir şey var mı ya? Ya insan böyle Ender Bey, birisi ikisi değil. Bakın şimdi biz şimdi şey yaparken şöyle anlaşılıyor. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar zannediyorlar ki bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nde özel bir düşmanlığımız var. Veya Meral Hanım'ın partisindeki arkadaşlarımız, hayır öyle bir derdimiz yok. Ya bizim derdimiz Erzurum. Şehir, bakın bu bizim şehre, tek çıkışımız olan Erzurum. Bu şehre vekil seçelim, gelin bu şehre vekil seçelim. Genel başkanlara vekil seçmeyelim, Erzurum'a vekil seçelim. Bize vekalet etsinler, bizim dertlerimizi bilsinler, bizim dertlerimizle dertlensinler. Efendim şunu demeyelim, yani o da 2 milyon dolar falan vermiş, bu da bilmem ne vermiş, bizim 3,5'tan ne olur? Yani biz az aldık, onlar çok aldı, bunlar çok yedi, biz az yedik. Şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı diyor ki bizim belediyemiz yok, vekilimiz yok. Vekil sizin vekiliniz arkadaş. Bu İYİ Parti'nin vekiliniz değil mi? Yani siz birlikte hareket etmiyor musunuz? Aynı masada yiyip aynı masada içmiyor musunuz? Bu vekilin aldığı oyun yarısı sizin oyunuz değil mi? Yani bizim vekilimiz yok dediğiniz zaman. Şimdi bakın. Meral Hanım'ın partisinin üyelerinin tamamı Ankara Belediye Başkanı ile fotoğraf çekilir. Ankara Belediye Başkanı bunlara İstanbul'da her tür, İstanbul'da her tür ağırlar, konaklar, beraber yerler içerler. Cumhuriyet Halk Partililer var. Cumhuriyet Halk Partililer var. Şimdi burada bir vekil var. Aldığı oyu 22 bini, yani milletvekili olurken aldığı oyun 22 bini Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olayı içselleştirememiş. Yani hala da biz Millet İttifakı'nın bileşenleriyiz. Biz birlikte siyaset üretiyoruz. Türkiye'nin menfaatleri için birlikte hareket ediyoruz konusunu içselleştirememiş. Diyor ki bizim vekilimiz yok ki. Barış arkadaş sizin vekiliniz bu. Bu vekili bir çağırın. Diyor ki arkadaş sen bizim de oyumuz var. Hele gel buraya bir oturalım, bir konuşalım, bir dertleşelim. Yok. Melik Bey onlar da Melik Bey, Nacime onları. Nacime onları. Gel ki şöyle bir durum da var. Kendi partisi de vekile ulaşamıyor. Ulaşamıyor değil, ulaşmıyor. Kendi partisi zaten vekili saymıyor. Çünkü niye? Bir öbeklenmiş bir il başkanı ve çevresi var. İl başkanının, işte Melik Bey'in kendi yönetimi, Melik Bey'in yönetimi Nacime Bey zaten kabul etmiyor. Şimdi. Yani Yavuz Karaloğlu Erzurum'a gelmiş, Oltu'da toplantı yapılacak. Ya İl başkanı, İl başkanı Oltu'ya gidiyor, genel başkan yardımcısı da milletvekili Aşkale'ye. Şimdi bir de daha garibi var. Gelen milletvekili yolda il başkanın aracından iniyor. İlçe başkanın aracından iniyor. Yani kimse tuzak kurmasın yani. Böyle de bir durum var. Şimdi siyaset değil bu. Ben şunu merak ediyorum. Yarın il başkanlığı istifa edenler acaba listelerde nerede kendilerine yapacak? Şimdi şöyle bir durum var Ender Bey. Bakın ilçelerden dedik ya, ilçelerde ne olup ne bitti. Yani konuyu pekiştirmek için şey yapayım. Yani Kalkınma Partisi'nin mesela ilçelerde çok güçlü belediye başkanları var. Çok güçlü belediye başkanları var. Yani şehirdeki gibi değil. Kendi özgür ağırlığı olan o ilçede gerçekten mesela Hınız, Horasan çok iyi örnekler. Bunlar Hortum. Tabii, lider. Yani AK Parti listeye koymayınca gitti Büyük Birlik Partisi'nin kendi oyunu aldı. Tabii tabii. Nasıl şimdi şöyle bir durum var. Yani maalesef şehirde yok örneği. Şehir merkezinde örnek yok buna. Yani ben işte bir etki alanım var. Bir efendim... Yakutiye'de beni severler. Yakutiye'de başkanımız demişti geçen bir açıklamasında, bunun tartışma konusu oldu. Ya da Aziziye'de ya da Palandöken'de, yani benim ya, oyum var, ben partisiz de gizlemek kadar... Vatandaş bana dedi ki şu partiden de koysam sana öderim. Yok böyle. Horasan'da AK Parti Abdülkadir Aydın Beyefendi'yi listeye almayınca Saadet Partisi'nin listeye girdi, tek başına seçim kazandı. Evet maalesef bakın bu böyle güçlü... Oltu'da Necmettin Taşçı. Ya Necmettin Bey'in durumu farklı. Ama giydi kazandı işte AK Parti'ye. Şöyle bakın Necmettin Bey, diğerleri iyi örnekler ama Necmettin Bey şöyle 2-3 kez girdi, kaybetti. Yani Necmettin Bey şöyle olmadı mesela Horasan'daki gibi değil. Ya orada İbrahim Zihni başkana olan bir şey vardı, tepki vardı. Bu tepki oyunu aldı. Şimdi evet şimdi şöyle olmadı. Yani daha önceden seçime girdi ve kaybetti. Büyük Birlik Partisi'nin orada olgunlaşmış bir oyu vardı. Büyük Birlik Partisi'nin oyları da üzerine eklenince tabii bir şey, yani birbirlerini destekleyerek
Yani Necmettin Bey şöyle zannetmesin. Yani ben aday oldum kazandım, böyle bir durum yok. Bir daha olsa kazanır. Hiç böyle bir durum yok. Yani ben aday oldum kazandım. Ben şimdi bunu neden örnekliyorum? Şimdi şehirde kendi özgür ağırlığı olan, kendi efendim oyu olan şehre insanlar bu aday olursa bu şehre faydası olan olur dedikleri isimler yok. Bunun için pekişsin diye söylüyorum. Horasan Belediye Başkanı. Horasan'da efendim her şeyiyle Horasan'a kendini vakfetmiş. Gerçekten öyle. Yani ben tanımıyorum, hiç karşılaşmadık. Efendim bu efendim her şeyiyle kendini Horasan'a vakfetmiş. Oradaki insanlar da şunu biliyor. Bizim başkanımız bizim derdimizi çok güzel anlamadı. Ben yaşanılan bir olayı anlatayım da Abdülkadir Aydın demişken. Şimdi Abdülkadir Aydın seçim zamanı o ilçede HDP'nin ilçe binasını anahtar vuramadılar Abdülkadir Aydın orada diye. Abdülkadir Aydın başta talihsiz bir olay geldi. Geçmiş yıllarda yapmış olduğu ciğerden dolayı bir gözaltına alındı, bir ceza. Olabilir insanlar. Her şey insan için. 6 ay bulunmadı. O 6 ay boyunca HDP'nin binası her gün açık, her gün kapısında sandalye tutturuyorlardı. Abdülkadir Aydın Bey göreve geldiği günden beri bir gün kapısında da takılmadı. Şimdi bu insanlara bir vatansever olarak biz borçluyuz. Bu insanlara bizim borcumuz. Yani biz milletperver olarak borçluyuz. Bakın Hınıs'ta bir belediye başkanı var. Erdoğan evet. Yani ben hiç Kadınlar Partisi'ne oy vermedim. Hiç vermedim. Yani oy vermedim. Siyasi tavrımız da belli yani. Efendim orada bir belediye başkanı var. Ailesi var. Her şeyle o ilçeye kendini vakfetmiş. O ilçeyi HDP'nin elinden söküp almış. Bakın, bir belediye başkanı var. Bakın. Şimdi bu insanlara vefa göstermek gerekir. Bu insanlara vefa göstermek, ha bizim göstereceğimiz burada yad etmektir. Hayırla yad etmektir. Yani Horasan belediye başkanımız da. Allah razı olsun. Kendini Horasan'a vakfetmiş, bütün hayatını oraya vakfetmiş. Horasan'daki insanlar gerçekten ben mesela oradaki arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Diyorlar ki bizim başkanımız çözer. Yani bir sıkıntımız varsa bizim başkanımız çözer. Buna inanıyorlar. Buna Hınıs'ta efendim diyorlar ki bizim başkanımız halleder. Biz hiç kimseye gelip mesela Hınıs'ta şöyle diyor. Cahat Eren orada başarılı 3 günden belediye başkanı. Evet, evet. Diğer amcası Ali Eren orada Hınıs'ı doğunun palisi olarak artık değerlendiriyor. Yani Eren ailesi orada bir de ilçeyi olan bağlılığından, hizmet noktasındaki güven de arz önemli. Evet. Evet, ilçelerimiz konuşmuşken mesela Tekman Belediye'miz var. Yüce Bey. Şimdi Tekman Belediye Başkanımız, bak bu ismi veririz. Mustafa Engin ismini bile internetten baktım buldum. Bizim Tekman diye bir ilçemiz olduğunu biz sadece 19 ilçemiz var deyince biliyoruz. Yani işte Tekman'dan bahsedemiyoruz böyle bir şey ya. Yani keşke mesela bazen şehirlere gidiyoruz işte Erzurum günlerine falan. Orada Karayaz Belediyesi'nin kaymakamlığı geliyor. Karaçuban'ın kaymakamlığı geliyor. Biliyorsunuz bu Karayaz'ı ve Karaçuban'da kayyum var. Yani Tekman'da AK Parti'nin bir belediye başkanı var. Evet. Sadece ismi var. Evet. Yani Tekman'daki vatandaşlardan aldığımız şikayetler gerçekten çok fazla. Tekman'ın bir belediye başkanı var ama belediyesi yok diyorlar. Keşke kayyum devam etseydi. Bir önceki dönem kayyumdu. Kayyum devam etseydi. Kaymakamımız ilçemize gerçekten çalışmalar yapsaydı. Yani dedim ya, işte az önce belediye başkanlarımızın ismini sayıyoruz. Tekma belediyesi deyince düz internetten bakalım ismi neymiş belediye başkanı. Şimdiler de mi? Tabi bazen yad edilmek, yad edilmekten iyidir. Yani. Neyse Mustafa Ergin Bey'in ismini duyuralım. Yani bizim bir Tekma belediyemiz var. Ha, evet, bir de belediye, bir de belediye başkanı var. AK Partili Mustafa, bak bir daha okuyayım. Mustafa Ergin Bey. Evet bu Mustafa Engin Bey'e, Engin değil Ergin Bey'e tekrar diyorum ya bir yani ne yaptın bu ilçede? Yani Tekman'da ne yapmışsın? Bir insanları anlatma gereği bugüne kadar hiç duydun mu? Yani bir dönem önce Kayyum'da olan belediyeyi göreve geldikten sonra Tekman'a elle tutulur, gözle görülür. Şimdi sosyal medyayı takip ediyorum. İşte Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ilçeye termal tesis yapıyor. İşte Bahçeler Mevki'ye o geçmişte yad ettiğimiz o çadır kültürünü ev olarak getiriyor. İşte Horasan'a bakıyoruz, Abdülkadir Aydın onu yapmış. İsmine bakıyoruz, Ahmet Çoşk. Bak bütün belediye başkanları isimlerini sayıyorum. Tekman belediye başkanı kim bilmiyoruz. Hayır, belediye başkanımız da var. Bazen isminin yad edilmemesi de iyidir. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin kazandığında gurur duyduğumuz bir belediyesi var, İzmir. Yani bizim hanımın tarlaya su bağlayıp, efendim Erko gece yapmış, tanıtım günü yapmış, orada gidip orada işte görevlilerle tartışan.
Yani belediye başkanı... Yani ismini konuşacak olursak bizim de programımız yetmez. Şalan gazeteci bize şey satsın. Yani İspir belediyesi değil mi? İspir belediyesi değil mi? Sonraki programları bırakalım çünkü o bir program. Yani, şimdi böyle örnekler var. Şimdi efendim ilçelerimiz bunu niye bu haftaki konumuzu aldık? Şöyle seçim yaklaştı. Tabii nasıl her hafta bir vücut bulması gerekir. Yani isimlerin vücut bulması gerekiyor. Çok bizim doğru. Derdimiz de şu. Bizim derdimiz de şu, acizane diyoruz ki arkadaş, bir milletvekili seçimi var. Bir cumhurbaşkanı seçilecek. Efendim, millete vekil seçelim. Şehrimize vekil seçelim. Öyle vekillerimiz olsun. Belediyelerimize de başkan seçelim. Oraya hizmet edecek başkan seçelim. Öyle vekillerimiz olsun ki genel başkanlar için el kaldırmasınlar. Şehir için el kaldırsınlar. Şehrimize bakın. Şehrimiz yatırım bölgesinin dışına çıkarılmış. Bakın. Teşviklerden faydalanamıyor. Efendim pek çok konuda Erzincan'a kaybetmişiz. Yani Erzincan milli gelirden, kişi başına düşen milli gelirden alan payda bizden $1000 iyi durumda. Erzincan. Erzincan şehri bizden $1000 önde. Şimdi biz öyle vekiller seçelim. İsmiyle, cismiyle Erzurum milletvekilleri olsun. Bizim derdimiz budur. Şimdi bu konuyu evet, gelecek haftalarda da çok devam edeceğiz. Bir de yatırımlar var. Tabii şehrimizde yapılan otel yatırımı var. Yani evet, bugün cumartesi biliyorsunuz. Yarın pazar günü itibariyle İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu şehrimize teşrif edecekler. Şehrimizde bir dizi temaslarda bulacaklar. Bunlardan bir tanesi de Hilton Otel'in açılışını gerçekleştirecek. Evet, şehrimizde yatırımlar var. Gerçekten özellikle turizm noktasında şehrimize son bir yılda iki tane marka otel geldi. Bunlardan bir tanesi Hilton Garden in Erzurum. Ben yatırımcıları Sayın Münir Akdemir ve oğlu İdris Akdemir'e yine Erzurum'da herkes tarafından sevilen sayılan herkesin gönlünü kazanmış dahiliyeci doktorumuz Doğan Nasıl Binici ve kardeşi Ferhat Binici'ye ben Binici ve Akdemir ailelerine Hilton Otel'in yatırımcısı olarak şehrimize kazandırdıkları için öncelikle teşekkür edeyim. Gerçekten şu anda 300'e yakın bir personel çalışıyor. Hilton Otel'de tüm ürünlerini Erzurum'dan alıyoruz diyorlar. Gerçekten bu da çok güzel. Ben yatırımcılarına teşekkür ediyorum. Yarın açılıyor tabii ki resmi açılış yarın. Müşteri kabul ediyoruz zaten otel. Yine bir yatırımımız daha var. Ramada var. Yani ve bakın bugüne kadar işte biz Dedevan'ı tanıdık, işte Sive'yi tanıdık ama işte Ramada, Hilton gibi, Ramada gibi oteller şehrimizde yoktu. Ramada Oteli'de Sayın İbrahim Kırkuzer ve İshak Kırkuzer kardeşler şehrimize kazandırdı. O da gerçekten hem şehir otelciliği noktasında çok önemli. Bir de biliyorsunuz tam şehir hastanesinin karşısında olması lazımıyla yani hastanedeki refakatçilerin istirahat noktasını da çok yakın kullanabileceği bir noktada ben bu yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Kim Erzurum'a... Bildiğim kadarıyla bu otellerin dağdaki pistlerde bir ayrıcalık tanınması. Onu var. Sayın Valimiz evet. Hilton Otel'e orada bir alan... Ramada da tabii yapılması gerek. Kimseyi ayırmamalılar. Yani burada şimdi biz turizmden bir geliş bekliyoruz. Bir başvuruları varmış yani herhalde. Şehrimiz turizmden bir geliş bekliyoruz. Mutlaka. Kırkçı da yatak sayısını, kaliteli yatak sayısını artırmamız lazım. Yani turizme yani yönelik, tabii turizme yönelik, kayak turizmi çok üst seviyede böyle efendim turist çeken bir şey. Bunun için de bu otellere kaliteli yatak sağlamak, kaliteli yatak sağlayan otellere de efendim daha da pistlerden faydalanmak. Şimdi biliyorsunuz Palan Otel'in, Dedeman'ın, Sivri'nin daha da kendi yerleri var. Ama Hilton Otel biliyorsunuz şehir devlet MNGAVM'nin karşısında, işte Ramada şehir hastanesi karşısında dağdan uzak oldukları için bu otellere de dağda kendi müşterilerini ağırlayacakları orada bir nokta vermesi. Hilton'a sanırım Sayın Valimiz bir yer temin etmiş. Ramada'nın da bir başvurusu var. Önümüzdeki günlerde yani, Ramada'ya da bir yer verirler. Ring sistemiyle de. Bakın Ender Bey, bu otel yatırımcıları bunlar çok ciddi yatırım yapıldı. Yani buralarda ya, çok. Tabii. Şimdi Ramada Otel dediğimiz bu yatırımcılar Erzurum sevdalısı. İki kardeş. Yani çok Erzurum. Tabii. Her şeylerini bu Erzurum'a vakfetmişler. Yıllardır bu şehrin efendim karını buzunu çeken, yüzünü çeken, nazını çeken insanlar. Çok doğru. Çok. Yani bu insanlar böyle bir yatırım, Allah razı olsun tabii Erzurum'a bir çivi çakandan. Şimdi bunlar tabii ki mağdur edilmemek. Yani dağda efendim Palan Otel'in pisti var. Getirdiği efendim misafirlerini ağırlayacağı alanı var. İşte diğer otellerin var.
işte Hilton'un da olmuş, Ramazan'ın da olacak. Ramazan'ın da olması gerekiyor. Yani bu yatırımcıları üzmemek lazım. Şehre böyle kendi hayatını... Kimdir bu şehre bir çift çakıyorsa Allah ondan 100.000 kere razı olsun diyor. Evet. Bu haftaki Arka Pencere programında sonuna geldik diyoruz. Hoşçakalın.